rivayet ediliyor. Bir kabileden bir heyet geliyor Müslüman olmaya. Peygamberimiz gelen heyeti Mescid-i Nebevi'de oturduğu yerden seyrediyor. Hepsi atlarından, develerinden iniyorlar ve mescide dalıyorlar. Fakat işlerinden bir genç deveden iniyor. Heybesinden bir elbise çıkarıp, yol elbiselerini çıkarıp, yeni elbiseyi giyinip öyle geliyor Peygamberin huzuruna. Efendimiz bunu görüyor ya, o genci diyor gel sen yanımda otur. Ona özel bir iltifat ediyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Edep insanı insan eder belki sultan eder. Çünkü edep imandan kaynaklanır. Hucurat suresinin ilk ayetleri peygambere karşı gösterilmesi gereken edep tavrını bize öğütler. Sahabilere gelen ayetler tabii hepimize. Ey iman edenler sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayın. Yolda yürürken onun önüne geçmeyin. Ona içinizden herhangi biri gibi davranmayın. Ola ki böyle yaparsanız bütün amelleriniz boşa gider. Hele şu ses bahsi var ya, yüksek sesle konuşmak. Bir insanın bütün edebi, hayası, terbiyesi, kültürü ses tonundadır. Bir insanın ses tonuna bakarak nasıl yetiştiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Nasıl bir ortamda büyümüş bu. Sesinden bellidir. Ey iman edenler, sesinizi onun sesinden yüksek çıkarmayın. Ayet, peygamberden Peygamberin sesini bastırırcasına sakın ola ki konuşmayın, bütün namazlarınız, oruçlarınız boşa gider. Ayet. Bu ayet geldikten sonra başta Hazreti Ömer olmak üzere sahabilerden gür sesli olanlar çarşıya çıkamaz oldular. Ola ki peygamber oralarda olur, sesimiz yüksek çıkar. Hatta Hazreti Ömer peygamberimizin huzurunda o kadar fısıltıyla konuşmaya başladı ki bu da hadistir. Duymuyorum ya Ömer biraz yüksek. Hazreti Peygamber uyarıyormuş koca gür sesli ya kendisi. Evet. Koca Ömer bile o şekilde konuşmaya başladı. Bakın edep ne demektir? Bu Ömerler, Osmanlılar, Ebu Bekirler kızlarını diri diri kuma gömen putperest bir toplumun içinden yeşeren güller bunlar. Hangi şey, hangi bahar geldi, hangi güneş açtı ki bu güller yetişti? İslam güneşiydi ve bu güllerin açması da edeptir.